Merhaba arkadaşlar. Ee, bu videoda yazı ekleme ve yazı ayarlarından bahsedeceğim. Biz yazımızı nereden ekliyoruz? Yazımızı burada görmüş olduğunuz T'den. E, bas e, sağ tıkladığımızda yatay yazım aracı, dikey metin aracı e, ya da yazım maskesi araçlarını burada görüyoruz. Yatay yazım aracına ben e, gelip tıkladığım zaman otomatik olarak zaten yazımı vermiş oluyor. Ben burada e, aşağıdaki çubuk üzerinden ayarlarımı yapabilirim. Yine her eklediğimiz şeyde üst bölümde o e, eklediğimiz e, Fotoğraf olabilir ya da e, yazı olabilir. E, onunla ilgili ayarları burada üst bölümde yapabildiğimizi görüyoruz. Panagraftandan karakterine kadar e, birçok ayarı yapabildiğimizi görüyoruz. E, onun dışında ama ben şunu e, bahsetmemiz gerekiyor, kısa yollardan bahsetmemiz gerekiyor. E, şimdi üstte ayarımı yaptım ya da geldim burada ayarımı yaptım. E, ben e, ilk olarak yazım seçiliyken Ctrl T'ye basarsam. Karakter ve paragraf stillerini bana burada çıkardığını görüyoruz Sonra tekrar kontrol t diyelim Yazım seçili değilken kontrol t'ye bastığımda bakın yazıya e, seçmedim kontrol t'ye bastığımda Burada e, Bu yazının boyutlarıyla bana benim oynayabilmemi sağlıyor hani logolarda yaptığımız aslında Ama e, eğer ki ben burada e, yazıyı peki nasıl seçebilirim Ya buradan yine t'ye basıp e, Ya buradan t'ye basıp bu şekilde seçebilirsiniz e, ya da e, burada ki yazının üzerine iki kere tıklayarak da seçip e, Ctrl T dediğinizde bakın şu an gitti Ctrl T dediğiniz geldi. E, buradan ben neler yapabilirim? Şimdi ben bu yazımı değiştireceğim. Ne yapacağım? Araçlar diye e, yazdık. Ondan sonra gelelim. Buradan alalım. Şu an bu seçili olduğu için rahatlıkla bunu e, taşıyabiliyorum. Buradaki katmanı az önce fazla çıkardık. Hemen onu da silelim. Buradan gelip e, yazıyı seçmek daha mantıklı olacak. Ya da gelip buradan seç T'yi seçiliyken yazının üzerine gelebilirsin. Ya da burada T'ye iki kere tıkladığında da e, yazının olduğu yere iki kere tıkladığında da şu an e, bu yazıyla ilgili ayarlarımı yapabiliyorum. Boyutu bu şekilde olsun istiyorum. Şöyle aşağı doğru olsun istiyorum. Yerini ayarlayabiliyorum. Şöyle bir ara boşluğu olsun istiyorum. Harf ayarlarını yapabiliyorum. Şu an biliyorsun bu bir paragraf gibi de olduğu için paragraf ayarından da mesela ortada olsun yana yatık olsun, sağ yatık ol, e, olsun. Burada yine punto ayarları nereye doğru ilerleteceğiz? Ben ayarlarımı yapabiliyorum. Buradan tüm paragrafı mesela aralığındaki boşluğu yine buradan ayarlayabiliyorum ya da şunu yapabiliyorum. Hemen ondan da bahsedeyim. Bu bölümü seçtim diyelim. Bu bölümün e, ben biraz daha büyük olmasını istiyorum. Ee, bu bölümü de biraz daha küçük yapacağım alt tarafı yine geldim seçtim şöyle bir küçüklük olsun ama biraz daha yapless. Yazı ayarları ile ilgili yapacağımız olaylar bunlar. Ee, tekrardan bir özet geçelim. Ne yapıyoruz? Biz yazımızı yazmadan önce T'ye basıyoruz. Ondan sonra çift tıkladığımızda bana otomatik yazıyı vermiş oluyor. Buradan e, buradaki çubuk üzerinden de ayarımı yapabilirim. Yazımı seçtikten sonra üst alandan da ayarımı yapabiliyorum. Ee, sonrasında ne yapıyorum? Eğer benim hani kısa yollarıma da e, hemen bakalım. Ctrl T'ye bastığımda Yazının e, direkt tamamıyla ilgili burada e, logoda yaptığımız e, boyut ayarlarını yapabiliyorum. Ama yazı üzerinde bir oynama yapacaksam bir diğer yolumuz yine burada da çünkü Ctrl T olacak. Şu an bakın lo, buradayım. E, buradayken yazıyı seçtiğimde ve Ctrl T dediğimde bana burada karakter ve paragraf ayarlarını çıkartıyor. Buradan da ayarlamamı yapabiliyorum. Ya da yazıyı seçme olayını hani burada T'ye basarak buradan yazının üzerine gitmenin dışında şunu da yapabilirsiniz. Burada görmüş olduğumuz katmanlar bölümündeki T'nin üzerine de iki kere tıkladığımızda yazıyı seçtiğini göreceğiz. Evet yazı ekleme ve yazı ayarları ile ilgili aktaracaklarım bunlar. Dediğim gibi bir sonraki videoda şekil ekleme ve kutucuk ayarlarına gireceğiz. Benim uterden benden bu videoluk bu kadar. Hoşçakalın.